Kalkıyor. Takım tezgahlarının alanı. Lağabınıza kimler dönüyor? Nasıl? Lağabınıza aşağı şehirde kimler dönüyor? Yani 5 numara. Mesela Ozan oğulları dönüyor. Aşağı şehirde de, yukarı şehirde de. Evet, Ozan biz dönüyor. Ozan oğullarıyız. Evet, güzel. Evet. Peki, bir babadan başka bir meslek, baba... Dedemiz marangozmuş, babamız marangozmuş. Evet. Şimdi biz marangozuz. Yani baba mesleğini sürdürüyorsunuz. Dedemizin mesleği. Evet, dede mesleği. Evet. Güzel. Şimdi acaba bu yaptığınız iş, besliğiniz, bu sizi kurtarıyor mu, tatmin ediyor mu? Ekmek paramız çıkıyor. Geniş kapsamlı kazanç olmuyor değil mi? Olur, tabii tabii. Evet. Günlük ekmek paramız. Yeni makine, yeni şeyler, mektup, mobilya... Yok, yok, yok. Burada gitmez. Evet. Normal orada. Ben de bir kapasitenin inşallah. Fazlası yok zaten. Evet. Peki size şöyle bir sorayım. Evet. Paran olsa ne almak istersin? Yani bir kredi versen. Evet. İşi ne yaşayın, ne şekilde yükselsin? Neler yapmak istersin? Makine alırım, kereste alırım, işimi ölürüm tabii. Evet. Güzel. İkincisi de şu. Şöyle diyeyim. Bu Besti'den, sen de duymuşsundur genç olarak. Evet. Neden göçtü bu millet? Haberin var mı? Böyle bir şeyden bilgin var mı? Niye İşim göçtü? Olmaması, iş sorunu. İş olur. Evet. İkincisi, aşağı aşağıyı biliyor musun? Bilmiyorsun. Neyse. Ha, oradan evler söküldü, geldi. Acaba niye sahip çıkmamışlar? Bunlar genç olarak. Hiç sordun mu baba ya buralar ne güzel şehir, ne güzel hamammış diye. Rahmetli babana sordun mu? Niye yıkıldı ya bu göz göre göre diye böyle bir aklınıza bir şey geçti. Kavuşmadık ki sonra. Kavuşmadık. Tabii kavuşmadık. Bilmediğin yeri nasıl sorarsın? Evet. Biz burada doğduk, burayı doğduk. Evet. Ha, ikincisi de. Evet. Şöyle diyeyim. Yaratım ya. Evet. Besliler olarak. Evet. Bir fon kursak. Evet. Bir banka gibi. Evet. Her tarafta İstanbul, İzmir, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Besli. Evet. Şimdi buraya gelmek isteyen dışarıdaki hemşehrimize kolaylık sağlasak. Evet. Bu daha geniş kapsamlı böyle şehir içinden çıkıp geniş bir alanda bir sanayileşme yönlense, gelenlere de böyle bir hazırlık yapsak bu parayla. Mesela hükümet evlerini yaptılar bak. Tabii. 20 seneye oturdu, 30 bin lira ödedi. Hiç evet. Umuru duydu mu? Duydum. Sor bakalım. Hiç şikayet edeni duydun mu? Yok. Ha. İşte sanayi böyle gelişir. Evet. 100 lira verip 200 lira da faiz alırsan senin derin yüzün. Değil mi? Sen ne yapabilirsin? İşte böyle bir fon yardımcı, bir banka gibi şirket olacak yani. Mesela 5 liraya ev mi lazım? Ev sıkıntısı değil mi? Hemen şirket ev yaptı. Yani geniş kapsamlı olacak. Ev yapacak, fabrika kuracak. Yani 5 liraya her tarafta cevap verecek bir şirket olacak yani. Evet. Sizden nispet mefru, katkıda bulunur musunuz? Tabii. Evet.
İkincisi de biliyorsun aşağı şeyde çalıyorduk, söylüyorduk. Bayram kadar rahmetli kayyumlar, yedi belalar, reşidi oldu. Adıyaman Mehmet. Böyle güzel bir neşe vardı. Evet. Az kazanıyorduk, mutluyduk. Evet. Şimdi çok kazanıyoruz, hepsi yalan oldu. Zaman, peki, zaman peki, öyle. Biz...